Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarını hazırladığı TTT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde açı konusundaki dış açı ve kiriş yay kısmının kazanın testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda TTT verilmiş 70 derece. Böyle teğet olunca açıyla yayın toplamı 180 yapıyordu. Yani burası 110 derece olur. TTT 60 ise açıyla yayın toplamı 180 olacağından burası da 120 yapar. E toplamda şurası kaç yaptı? Hop şurası toplamda Üç, 230 yaptı. E, çevre açı var burada. Çevre açıdan dolayı 230'un yarısı olacaktır burası. Yani 115 derece yapar. Birinci soru böylelikle Akçay oldu. Geldik 2'ye. Şimdi A, C'de şu çap. A, B çap. E, çapsa çemberin merkezi burada mıdır? Evet. Sonra ne yapabiliriz burada? E, merkez var. Teğet var. Çek dik yapabiliriz. Aslında bunu yapınca yarı çap çizmiş oluyoruz. Yarı çap eşitlerini unutmayalım. E hocam dik üçgenden dolayı bak buradaki dik üçgenden 32 90'sa 90 ise burası 90'a tamamlayan açısı kaç yapar 58 yapar. E buradaki üçgende de kenar üçgen x ise burası da x'tir. 2 iç açı bir dış açı. Yani 2x eşittir 58 ise x'i buradan 29 olarak buluruz. İkinci soru böylelikle C han çıktı geldik 3'e. Şunlar eşit verilmiş. Başka da bir şey verilmiş mi? 15 derecede verilmiş burada. E arkadaş kirişler eşitse ayırdıkları yaylar ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Peki ne diyebiliriz biz burada? Şimdi ben buraya bir alfa alfa dersem ya da x'e gördüğü yay 2x dersem şuradakini bilmiyorum değil mi? Ama şunu biliyorum. Şu yarım çember olduğu için ne olmak zorunda arkadaşlar? Bu yarım çember olduğu için ya yani, üçgenden de yapabiliriz aslında ama e, olsun şuradan yapalım. E, buraya alfa alfa dediysek tamamı 180 olacağından dolayı buraya da 180 2 alfa mı kaldı? Evet. Bak dış açı gördüğü yayların farklarının yarısı değil midir arkadaşım? Evet. O zaman alfa eksi 180 eksi 2 alfa tabi tamamı çıkartıyorum bundan bunu çıkartıyorum bir de böyle ki diyorum 15 e eşit olmak zorunda alfa eksi 180 artı 2 alfa eşittir 2 ile 15 çarpı 30 yaptı burada 3 alfa kalsın 3 alfa eşittir 210 yapar alfayı da böyle 70 derece olarak buluruz alfa 70 hocam burası 70 ise burası da 70 e o zaman burası da 70 70 çıkardık. 40, 40, 40 mı kalıyor evet şimdi şu yaya bak bakayım x bu yayı görüyor 40 ile 70'i toplamı 110'u görüyor. O zaman yarısıdır çevre açıdan dolayı cevap 55 derece çıkar. Üçüncü soru Ceyhan olur. Geldik dördüncü soruya. Eşit girişler ayırtları yaylar birbirine eşittir. E şimdi 120 derece var. Hop 120 gördüğü ya 240'tır. 243 parçaya ayrılmış 3 eşit parçaya ayrılmış. 243'e bölsen kaç yapıyor? 80 yapıyor. Her bir yayın ölçüsü 80 derece oldu. A merkez açı. Nereyi görüyor? 80-80-160'ı görüyor. O zaman buradaki açıda kaç derece yapar? 160 derece var. Yani cevap Denizli oldu. Dördüncü soruda. Geldik 5'e. CD ile A'ya birbirine paralel vermiş. Şunlar birbirine paralelse ayırdıkları yaylar e, paralel kirişler arasında kalan yayların ölçüleri neydi? Birbirine eşitti. Tamam. E şimdi burada X. Valla X'i kullanmam gerekecek. X'i nasıl kullanacağım? Hocam X'i nasıl kullanabiliriz? Çevre açı değil. Merkez açı değil. O zaman en etkili silahımız böyle bir yarıçap çap çizmekte. Hop yarıçap çizdik. Yarı çizince Hocam bu da yer çap, bu da yer çap. X ise burası da X. Tamam. Yani şurayı falan bulunca ben büyük ihtimalle nereyi bulacağım? Şu X'i bulacağım. Şimdi arkadaş şöyle bir şey diyelim. 115 nereyi görüyor? 115 aha da burayı görüyor. 115 e gördüğü yay nedir? 115 e gördüğü yay 230'dur. 360'a tamamlayan açısı burası değil mi? Evet. 360'a tamamlayan açısı 130 derece yapmaz mı? Yapar. Hocam bu yayların ölçüleri birbirine eşit iki ki paralel kiriş arasında kaldığı için 130 sa burası da 130 130 130 260 o zaman buraya kaç kaldı 100 kaldı bak buraya 100 kaldı e merkez açıdan dolayı burası da 100 yapar ve 180'den 100 çıkart 2'ye böl ikiz kenar üçgen olduğu için şurası 180'den 100 çıkartıp 2'ye bölüyorum yani 80 bölü 2'den x'i kaç buluruz 40 derece olarak buluruz evet 5. soru denizli çıktı geldik 6'ya Düzgün dokuzgendir. Düzgün çemberlerin etrafına, düzgün çokgenlerin etrafına hep bir çember çizilir arkadaşlar. E, çemberi çizecek olursak şöyle çizdik. Köşelerden geçer. E, bu kirişler eşit değil mi? Kirişler eşit olduğu için ne olmak zorunda? Ayıtlı yaylar da birbirine eşit olmak zorunda. Şunlar da birbirine eşit olmak zorunda. E şimdi burası bakacak olursak düzgün dokuzgen ya. Hocam 9 tane eşitlik var. 360'ı 9 parçaya böldüğümüz zaman her bir parça 40 derece mi yapıyor? Evet. E şuraya bakacak olursam burası 120 yaptı. Merkez açı 120'yi görüyor. O zaman açımız 120 derece yapar. Yani 6. soru böylelikle Ceyhan yaptı ve bu testte bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki videoda kirişler dörtgeni teğet yaylar testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.